sabah. Biliyorsunuz ki biz bir silikon kalıp çıkarmıştık. Kendi organik mumlarımızı dışarıdan almadan kendi imkanlarımızı üretebilmek için bunu başarmıştık. Gayet güzel çalışıyor. Tekrar sizlere bunu göstermek istedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın bu mum, şu mum silikon kalıp daha doğrusu şu anda dünyada olmayan bir kalitede bir şey başardık. Gıda silikonundan herhangi bir şekilde kalıntı bırakmıyor. Gayet güzel çalışan bir kalıp haline geldi. Dünyada muadillerine baktık. Bunun kadar kalitesi arkadaşlar, hani bulursanız bize gösterin, biz de öğrenmiş oluruz. Aylarca üzerine çalıştık. Tasarım olarak harika oldu. İşte bazı yerler ince, bazı yer kalın yaptık, döküm rahat olsun diye. Çok güzel çalışıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu neden önemli? Şimdi bana biraz atıyor musun? Bu neden önemli? Şimdi sizin dışarıdan aldığınız mumlarda arıcıların kullandığı o böcek zehirleri, öyle diyeyim ben size, amitraz, fulmetrin kalıntısı oluyor. Hatta bazı yerlerde bunlara şey de katıyorlar. Parafin falan da bulaşıyor. Haliyle mumlarımız kirleniyor. Petekli bal satışlarında bunu insanlar yiyor. Tabii bu bizi rahatsız ediyordu. Biz istedik ki tertemiz organik mumlarımızı kendimiz işleyebilelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, birçok kişi diyor ki işte ya mumun kilosu 40 lira 50 lira ne olacak? Organik mumun kilosunu yurt dışından 200 liraya getiriyorlar arkadaşlar. Yani aslında elinizde temiz mum varsa kendi aranızdan aldığınız mum çok değerli. Yani o dışarıdan aldığınız mumlara falan benzemez. Biz bunu deneyi de yaptık. Kendi burada ürettiğimiz mumla dışarıdaki mumları da denedik. Çok fark var arkadaşlar. Arının kabul etme şekli bile, işleme şekli bile çok değişiyor. Hemen gösterelim. Şurada mumu eritmiştim zaten. Dökeyim arkadaşlar. Mumu eritiyorum, döküyorum arkadaşlar. Sonra kapatıyorum. Bu. Havanın şeyine göre, ısısına göre yarım dakika ile bir dakika arasında değişir. Şu an kışın ateşteyiz. Hava soğuk. 30 saniye kadar beklemem yeterli. Yani gerçekten arkadaşlar, tasarıma çok uğraştık. Ama güzel bir şey çıktı sonuçta. Yani vatanın millete de hayırlı uğurlu olsun. Camiaya hayırlı uğurlu olsun. Böyle boş zamanlarınızı değerlendirmek için güzel de bir, aynı zamanda hobi olmuş oluyor. Mumlara da bir daha Allah'ın izniyle para vermiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunların, bakın arkadaşlar, şu mumların petek gözlerinin o şu altıgenlerin çapı 5.4 arkadaşlar. 5.4 ne demek? Arının şu Türkiye şartlarında yapabileceği en büyük boyu ayarladık arkadaşlar. Bakın güzelliğe. Bir de kabarmaya bakın arkadaşlar. Normal petek bu kadar kabarık olmuyor. Kalıp çok kaliteli oldu. Hemen çıkartabiliriz artık. Biraz daha beklesin ama video uzun oluyor. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Hani kenarlardan tıraş almaya bile gerek yok. O kadar harika oldu ki kalıbımız. Şunları temizliyoruz elimizle hemen. Pat pat pat. Gelip takıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu mumları da tekrar eritiyoruz. Kaç gram dersiniz arkadaşlar? Bunlar 75 ila 80 gram arasında döküyoruz. O da nizami oldu. Eğer mumu 80 derecelerde tutmaya başarabilirseniz hep aynı ölçüyü tutturursunuz arkadaşlar. Yani gayet güzel, tertemiz bir kalıp oldu. Biz bunu arın üstünde de denedik geçen sene. Dışarıdan aldığımız hazır peteklerden çok daha iyi kabarttı, çok daha hoşuna gitti. Bize zamandan da tasarruf ettiriyor arkadaşlar. Yani şöyle gösteriyoruz, başarımızın tescili olsun diye. Hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.